Evet arkadaşlar, bu videomuzda merkez yönetimi konuşmaya devam ediyoruz ve divanlara bakacağız. Sizin için yine bir şablon hazırladık. Onun üzerine gideceğiz arkadaşlarım. Şimdi divan İslam tarihi, Türk İslam tarihiyle başlar. Bak buna dikkat edin. Neyle başlar? Türk İslam tarihiyle başlar. Osmanlı falan da vardır ama eski Türklerde ne vardı arkadaşlarım? Eski Türklerde kurultay var idi. Değil mi? Önce büyük divanlara bakalım arkadaşlar. Divan bugünkü neye dahil, neye karşılık gelir? Meclis mi? Bakanlar kurulu arkadaşlar. Bakanlar kurulu düşünün bak. Divan bugünkü bakanlar, hani Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlarım, tamam mı? Peki Karahanlılar'da büyük divana ne demişlerdir arkadaşlarım? Divanı Ali ya da Meclisi Ali diye geçer arkadaşlar. Zaten Karahanlıların diğer adını hatırlar mısınız? Arkadaşlarım yapmıştık derslerimizde. Ali Afrasiyap'tı diğer adı. Ali Afrasiyap. Bakın divanı Ali. Buna dikkat edin. Gaznevilerde büyük divanın adı arkadaşlarım nedir? Divanı Vezarettir. Ve Büyük Selçuklar ise arkadaşlarım divanı saltanattır. Önce buradan başlayalım. Karahanlılar neymiş arkadaşlarım? Divanı Ali. Gaznelerde divanı vezaret ve Selçuklarda divanı saltanat. Selçuklu ile ilgili arkadaşlar şu bilgiye dikkat etmenizi isterim. Ne bu? Büyük Selçuklu Devleti mülki teşkilatlanmada kimi örnek almıştır? İran'ı. Askeri teşkilatlamada arkadaşlar Türkler öncülük etmiş. Aslında şuna bir örnekten de öte arkadaşlar şunu söylemek daha mantıklı. Büyük Selçuklu Devleti, hani hep devlet adamı olarak kim almıştı? İran kökenleri almıştı. O yüzden de Büyük Selçukluların mülkü teşkilatlamasında İran kökenliler daha etkili olmuştur. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar buraya ben kitapta olduğu gibi 3 ana başlıkta tablo yapmaya çalıştım. Özet bir şekilde şimdi burayı inceleyeceğiz. Karahanlılarda, Gaznevilerde ve Büyük Selçuklu'daki divanları konuşacağız. Şuna başlayalım mı? Karahanlılarda arkadaşlar büyük divanın adı neydi? Karahanlılarda büyük divanın adı neydi? Divanı Ali. Gaznevilerde büyük divanın adı neydi arkadaşlarım? Divanı Vezaret. Ve Büyük Selçuklularda ise divanı Ala. Divanı Saltanat. O zaman neyle başladık arkadaşlarım? Büyük divanlarla başladık. Bak bunu hallettik. Divanı Ali, Divanı Vezaret ve Divanı Ala. Peki Divanı Tura neymiş arkadaşlarım? Divanı Tura yazı işleri. Bakın yazı işleri Gaznelilerde Divanı Risalet olarak geçiyor. Selçuklu'da Divanı Tura olarak geçiyor. O zaman bir tık ayrıntı vereceğim arkadaşlar ama buna MEP de bu sene dikkat etmiş. MEP kitaplarını buna göre hazırlamışlar. O yüzden biz de böyle yapalım. Divanı Tura dersek Karahanlılar'a, Gaznelilere Divan-ı Tuğra diye geçiyor. Ya da Divan-ı İnşa. Nedir Divan-ı Tuğra arkadaşlar? Tuğra çekmek. Değil mi? Ya da inşa. Kelime içine bakın arkadaşlar. İnşa derken neşretmek. Neşretmek. Valla çok güzel. Neşretmek arkadaşlar. Neşretmek kelimesi var. Dikkat edin lütfen. Neşretmek. Bahadır o kadar dedim hapşırmayacaksın diye. Buradaki arkadaşlar nefes almıyor, hapşırmıyor. Sizin için nelere katılın? Siz sadece arkadaşlar ders izleyin diye biz böyle yapıyoruz. Peki o zaman devam ediyorum arkadaşlar. Neşretmek, neşretmek, yazmak ve hatta acıların çocuğuyuz arkadaşlar. Çok sevdik, ayrıldık, bir inşaat bulduk. Elimizde bir tane fıstık boya yazdık. İnşaata yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Ya benimsin ya toprağın. İnşaata yazıyorsun yani. Ve uzatmayalım arkadaşlar. Biz inşaata yazıyoruz, severiz. Divanı Tuğra ya da inşa çıkarsa yazı işleridir arkadaşlarım. Başında Tuğra'yı vardır. Başında arkadaşlar burada yine Tuğra'yı vardır. Ya da Münşi de denilir. Zaten kelimeler çıkıyor arkadaşlar. Bakın divanı inşa diyoruz ya. Neşretmek. Burada Münşi, orada da aynı harfler var. Zaten göreceksiniz arkadaşlarım. Peki Gaznelere neymiş arkadaşlar bu şey? Divan. Divanı Risalet. Risalet. Yazışma. Başında da sahibi divanı Risalet var. Şöyle düşün. Bir yazı yazmışsın. Rezalet. Kimse okumuyor. Bir kitap yazmışım. Rezalet. Arkadaşlar o zaman dikkat edin. Risalet, rezalet, yazı yazmak. Peki gidiyoruz. Divanı istifam. Hangi işlerden sorulmuş arkadaşlarım? Mali işlerden. Burada da divanı istifa. Orada da divanı istifa. Yani hem Karahanlılar hem Gaziler öyle geçiyor arkadaşlarım. Ama Karahanlılar'da mali işlerden sorumlu görevliye daha çok agıçı. Ağıçı kelimesini kullanmışlar. Buna dikkat arkadaşlar, ağıçı. Gaznelilerde istifa amaçlı kim varmış arkadaşlarım? Müstevfi. Ve Büyük Selçuklular'da kim var? Müstevfi denilen görevliler var arkadaşlarım. Anlaştık mı?
Buraya ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl gelir arkadaşlar? İstifa kelimesine odaklanırsanız arkadaşlar, istifa kelimesindeki harflere odaklanın. Müstefi derken orada da aynı harfler var. Yani bunu sorunca söyleyebilirsiniz ama görünce zaten yakalama şansınız yüksek arkadaşlar. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Mali işler ya, beni bir kurumun başına getirdiler. Muhasebesine koydular. Gelen parayı cebe indirdim. Sonra da istifa edip gittim. Veyahut da beni Maliye Bakanı yaptılar. Ülkeyi batırdım. Beni kovdular. İstifa etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Yani oradaki bir istifa etmek ya da istifade etmek. Bak hani şey düşünün. O maddi durumdan istifade etmek. İstifa benziyor aslında arkadaşlar, değil mi? Böyle bir çağrışım yapabilirsiniz. Mali işlerden sorumlu. Peki divanı işraf arkadaşlar. Divanı işraf. O da mali ve idari denetim. Burada da arkadaşlar işraf, orada da işraf. Hepsinin aynı geçiyor. Burada bence şu ağıçıya dikkat edin arkadaşlar. Ağıçı. Bu önemli. Bir de şuradaki divanı risalet. Fark olarak bunlara dikkat edin. Peki divanı işraf. Ş'sini S yap. Ne çıktı? İsraf. Üniversiteye geldin, okuyorsun ama o kadar müsrifsin ki. Bak nesin? Müsrifliği bilsin mi? Parayı çok kolay harcıyorsun, para tutamıyorsun falan. Çok israf ediyorsun. Baban diyor ki bizim oğlan, bizim kız ne yaptıracak oralarda? Bir denetliyor seni. Dikkat et. Divanı arkadaşlarım israf, israf. Başında kim var? Müşrif. Müsriften aklınıza gelsin. O zaman arkadaşlarım israf ediyorsunuz, denetleniyorsunuz. Müşrif başındaki kişi. Peki hepsinde aynı olduğunu zaten söyledik arkadaşlarım. Divanı işrafın arkadaşım ve grubun. Divanı arz da arkadaşlarım askerlik işleridir. Arz edelim komutanım der gibi düşünün. Arz edelim komutanım. Emiri arz da başındadır. Divanı arz ya da divanı ceyş ya da arzul ceyş olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlarım. Bir de diğer divanlara bakalım. Orada neler var arkadaşlarım? Orada ise divanı belit. Bu arkadaşlar hangi işlerden sorumludur? Posta işlerinden sorumludur. Posta işlerinden. Divanı pervane arkadaşlarım, bu da iktaların dağıtımından sorumludur. Toprakların dağıtımını sağlar arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Divanı belit. Şöyle düşünebilir mi acaba? Kaç zamandan beri mektubun gelmedi der gibi. Size öyle gelmez muhtemelen de bana öyle geliyor. Bak kaç zamandan beri mektubun gelmedi. Posta işleri. Divanı pervane iddiaların dağıtımı, toprakların dağıtımı. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Başındaki görevli de söyleyeyim de ona göre şifre yapalım. Başındaki görevli de pervaneci. Bir tane adam düşünüyorum. Hatta önce bir tane büyük bir pervane düşünüyorum arkadaşlar. Bu pervane güneşe benzedi ama olsun arkadaşlar. Sapı var. Motorlu değil. Elle çalışıyor, manuel çalışıyor. Başında bir tane adam var. Neci bu adam? Pervaneci belli. Ne yapacak? Pervaneyi çevirecek. Aha buraya da toprak yığmışlar arkadaşlar ön tarafa. Ne yığmışlar? Toprak yığmışlar. Adam pervaneyi çevirdikçe pervane dönüyor. Döndükçe esiyor. Estikçe toprak dağılıyor. Yani şöyle düşün. Pervaneci çevirdi çevirdi. Neyi dağıttı? Toprağı dağıttı. Ama tabii böyle toprak dağıtmak değil aslında arkadaşlar. Kime ne kadar iddia verilecek değil mi? Kim ne kadar iddia aldı? Bunların kayıtlarını tutan görevli. Peki çok güzel bir soru olur arkadaşlarım. Pervanecinin Osmanlı'daki karşılığı nedir? Herkes düşünsün. Sizde ve sizde. Recep ne dersin? Arkadaşlar pervanecinin Osmanlı'daki karşılığı nedir? Buna lütfen dikkat edin. Nişancıdır. Peki soruyorum. Bu sefer ekran başındakiler cevap versin. Siz karışmayın arkadaşlar. Nişancının Selçuk'taki karşılığı nedir arkadaşlar? Nişancının Selçuk'taki karşılığı nedir? Pervanecidir. Zaten kimi konuşuyoruz arkadaşlar şu anda? Selçuklu'yu konuşuyoruz. Lütfen buna ne yapın? Dikkat edin. O zaman arkadaşlarım nişancı, pervaneci, pervaneci nedir arkadaşlarım? Nişancıdır. Buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Başka divanı mezalim var arkadaşlar. Divanı mezalim. Bu da zaten zalimlerden aklınıza gelsin arkadaşlar. Büyük davalara bakan divandır. Divan-ı mezalim arkadaşlar. Başında hükümdar vardır. Niyabeti saltanat ise arkadaşlar şunu bilin. Hükümdara ne yapan divandır arkadaşlar? Hükümdara vekillik yapan divandır. Yani arkadaşlarım ne yapan? Naiplik yapan divandır arkadaşlar. Ve son olarak şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlarım. Emir şimşirlidir. Bu da arkadaşlar divanın
güvenliğinden sorumlu görevdir arkadaşlar. Nesinden sorumludur arkadaşlar? Divanın güvenliğinden sorumlu görevdir. O halde arkadaşlarım, bu tahtayı da bitiriyoruz. Bitirmeden ben sorayım, siz cevaplayın. Hazır mısınız arkadaşlarım? O zaman divanı neyi sorayım? Tuğra. Ne işleriydi Tuğra? Yazı işleri. Tuğra çekmek. Başında kim var? Tuğra'yı var. Divanı istifa. Ne işleri? Mali işler. Hani arkadaşlar Maliye Bakanı'nın istifa etmesini düşün lütfen. Başında kim var? İstifanın müstefi. Divanı işraf neydi? İsraf ediyordunuz. Mali ve idari denetim. Başında kim vardı? Müşrif vardı arkadaşlarım. Ve divanı ceş? Askeri işler, arz. Peki arkadaşlarım, divanı berit? Kaç zamandan beri mektubum gelmedi? Divanı pervane? İktaları, toprakları dağıtan. Osmanlı'daki karşılığı arkadaşlar kimdi? Nişancı idi. Divan görevine kim sorumlu arkadaşlar? Divan güvenliğinden kim sorumlu? Emir Şimşir. O zaman bir sonraki videoda arkadaşlar taşra yönetimini yapacağız arkadaşlar. Gene diğer tahtada görüşelim arkadaşlar.